Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem büyüklerin hem de küçüklerin çok hoşlanabileceği güzel bir çanta çalışacağız. Çantamıza şu şekilde baykuş aplikesi çalışacağız. Sevimli ve uğurlu baykuş dediğimiz baykuştan ve dilediğiniz renkte ana ip kullanarak tabii ki çantamızın ana gövdesini önce oluşturacağız. Evet, e, sizlerle birlikte belli bir ölçü üzerine çantamızı alt kısımdan başlayıp yuvarlak bir şekilde sürekli etrafında dolaşarak önce çantamızı tamamlayacağız. Sonrasında da üzerinde bu aplikemize çalışacağız. Sonrasında askımızı dilediğimiz uzunlukta örebiliriz. Eğer e, ayakkabı çantası olarak ya da terlik çantası olarak kullanacaksak daha kısa Saplar örebiliriz. Ya da genç çocuklarımız öreceksek daha uzun. Ya da çocuklarımızın zevkine hitap edecek şekilde askımızı uzatıp kısaltabiliriz. Evet çantamızın ölçülerine şöyle bir bakmak istiyorum. Ben bir adet ip kullandım. Çantamı örmek için. Çok az bir şey kaldı. Uzunluğuna bakıyorum. 25 santim çantamın uzunluğu. Enine baktığımız zaman ise 23 santim çantamızın eni. Evet kolay gelsin diyerek hemen çantamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çantamı örmek için Canan Talya marka ipimi kullanıyorum. İpimiz 250 metre %100 akrilik ve 100 gramdan oluşan bir ip. Renk numarası ise CE090 numaralı ip. İpimiz patik ipi diye bilinen iplerden. Ve bu ipimizi örmek için ise 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. Dilediğiniz ipler de olur. Yalnız dikkat etmemiz gereken tek özellik ipimizin sünmeyecek özelliklere sahip olması lazım. Hani çanta olarak kullanacağımız için çok fazla sünen ipleri tercih etmeyelim. Şimdi dilediğimiz büyüklük için zincirimizi çekmeye başlıyoruz hangi büyüklükte kullanmak istiyorsanız o kadar zincirimizi çekebilirsiniz şimdi biz ortalama bir çanta yapmak istiyorum ben 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 tane zincirimi çektim ve birazcık daha eklemek istiyorum. 31, 32, 33, 34 ve 35 yeterli. 35 tane zincirimi çektim. Hemen ölçüsüne bakalım. 35 zincirimizin 17 santim zincirimizin uzunluğu. 17 santim 35 tane zincirimiz şimdi örmeye başlayalım tabi geri dönüşü yapacağımız için birazcık daha küçülecektir tamam başını doluyorum 1 2 3 ve dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum ve trabzanlarımı zincirimin içerisine birer birer örmeye başlıyorum şekilde sonuna kadar zincirimizi, trabzanlarımızı örelim. Şöyle girelim bakınız, bir katını alıyoruz, iki katı aşağıda kalıyor. Tam tersinde yapabilirsiniz, ama hepsini aynı yaparsanız çok daha güzel olur. Dilerseniz tabii ikiyi de alıp birer birer. Birinci zincirime kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Zincirlerimin üzerine trabzanlarımı birer birer ördüm. Şimdi en son yani başlangıç zincirimin üzerindeyim bakınız. Tığımın başını doluyorum. Başlangıç zincirimin olduğu yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda iki tane oldu. Bir tane daha örüyorum. Üç. Aynı zincir yuvasına üç tane trabzanımızı ördüm. Tekrar dört ve tekrar 5. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımızı köşedeki dönüş noktasına ördüm. Şimdi zincirimin diğer yönünü örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve karşılıklı örmeye başlıyorum. Bir önceki sırada bakınız bir önceki yönden tekine olarak örmüştük. Şimdi karşıdaki sıradan iki tane zincirimizin iki katını alarak yani şu kalan kısmını alarak örmeye başlıyoruz. Atlamayalım. Bakınız bir tane atladım. Hemen belli oluyor atladığımız yer. Sırası ile birer birer ilerliyorum. diğer uca kadar aynı şekilde örelim. Birinci zincirime kadar trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Bakınız ilk başlangıç noktasındaki zincirime geldim. Diğer köşemizdeki yapmış olduğumuz işlemimizin aynını burada da yapmaya başlıyorum. Batıyorum bakınız. 1 ve 2 oldu. 3 4 5 bir de karşı taraftan örmüştük. 6. Altıncının üzerine şu şekilde geçiyorum. Her iki yönde de bakınız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci sıramızı örmeye başlıyoruz. İkinci sıram için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve örmeye başlıyorum birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum. Görerek bakınız ilerliyorum. Uç kısma kadar herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Zaten çantamız düz trabzanlardan oluşan bir çanta olacak. Dümdüz örüyorum. biraz önceki artış yapmış olduğum yere geldim bakınız şuradayım şimdi 1 2 3 4 5 6 bakınız 6 tane trabzanımın birincisindeyim biraz önceki ördüğümüz altının ilkini 2 tane örüyorum bir sonraki trabzanımı yine 2 tane örüyorum 1 ve 2 bir sonraki trabzanımı yine 2 tane trabzan olarak örüyorum ve bu köşedeki dönüşteki 6 trabzanımın tamamını ikişer ikişer örerek genişletiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve son trabzanımı örüyorum ve burada da 12 tane oluyor. Şöyle görelim. 6 tane köşemizdeki tam dönüş köşemizdeki trabzanımızın hepsini ikişer defa örerek altı olan trabzanımızı 12 yaptık ve buradaki tabanımızı genişletmiş olduk şimdi diğer yöne doğru ilerliyorum birer birer devam ediyorum Şuradaki görmüş olduğumuz kısımlarda herhangi bir artış yapmadan yine bu uç noktaya doğru devam edelim. Çantamızın taban kısmını örmeye devam ediyoruz. Artışlarımızı yaptıktan sonra diğer trabzanlarımızı dümdüz birer birer örerek ilerledim. Şimdi diğer artış yapmış olduğum köşeme geldim. Burada da aynı şekilde 6 tane trabzanımı 12'ye çıkarıyorum. 1 ve aynı yere batıyorum. 2 Bir sonraki trabzanımı 1 ve 2 aynı yere batarak ikişer ikişer trabzanımı dolduruyorum bir sonraki trabzanımı bakınız örüyorum aynı yere bir daha batarak artışımı yapıyorum ve şu görmüş olduğumuz ovalliğimizi de düzgün bir şekilde sağlamış oluyoruz ve devam ediyorum bir aynı yere bir daha batıyorum İki tekrar Bakınız. En son trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım. 2 4 6 8 10 11 ve başlangıç olarak zincir çekerek başladığımız aynı yere battığım için 12 tane trabzanımı bu şekilde ördüm. Şimdi ben bu kadar taban kullanmak istiyorum. Eğer daha geniş ve daha büyük tabanlı bir çanta istiyorsak yapmış olduğumuz işlemimizi birkaç sıra daha aynı şekilde dolaşarak yapalım. Buraya geldiğimiz zaman yine artışlarımızı bu 6 tane olan yerde bir tanesini artır bir tanesini artırmadan ya da hepsini de ikişer olarak örebilirsiniz. Çok fazla bir e, altı geniş olan çanta örmek istemiyorum. O yüzden bu kadar genişlik benim için yeterli. Şöyle santim olarak ölçüsüne bakalım. 5 santim. 5 santim üzerine düz bir şekilde örmeye başlayacağım. Artık artış yapmıyorum. Birebir şeklinde çantamı yukarıya doğru devam ettireceğim. Ama daha geniş taban kullanmak isterseniz buradan artışlarımızı yaparak yine örmeye devam edip taban kısmını genişletebilirsiniz şimdi 3 zincirimi çekerek örmeye başlıyorum 1 2 3 ve sıradan trabzanlarımı bakınız bu ilk zincir olarak devam eden sıradan trabzanlarımı batıyorum ve artış yapmıyorum bire bir örüyorum yukarıya doğru çanta formuna girerek devam ediyor düz bakınız uca kadar örelim Evet bakın sıramı örerek geldim tam artışlarımı yaptığı yerlerinde bir kısmını ördüm bakın birer birer ördüm artık artış yapmıyorum hepsini birer trabzan birer trabzan örerek sürekli dönüyoruz artış yapmadığımız için hemen kıvrılarak çanta formuna girecek ne zaman artış yaparsak o zaman e, taban olarak düz durur Bakınız şimdi artış yapmadığım için hemen kıvrılmaya başladı bile diğer uca kadar bu şekilde örüyoruz diğer ucumuzu da aynı şekilde yani diğer yöndeki artış yaptığım kısmı da birer birer örüyorum hiçbirisine iki tane trabzan olarak batmıyoruz birer birer örerek büyütmeye devam edelim sürekli etrafında turlayalım Çantamızı örerek büyüttüm. Ee, birazcık daha örmeye devam edeceğim. Şimdi sayalım. Bakınız şu alttaki zincirimizin hem sağından hem solundan iki defa ördüğümüz e, ilmeğimizin bu yönünde kalanından saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 ve tam 20 sıra ördüm. 20, 21. sırama da başladım. Santim olarak ölçüsüne bakalım. Baktığım zaman 20 santimi birazcık geçmekte. Hemen hemen tam 20 santim diyebiliriz. Birkaç sıra daha trabzanlarımızı şu şekilde bakınız. Yuvarlak bir şekilde örerek ilerleyelim. Sürekli dolaşıyoruz. Kendi çevresinin içerisinde bakınız. Şöyle de altı çantamızın. Dilerseniz sert bir karton ya da sert bir plastiklerden yerleştirerek altını bu şekilde kullanabilirsiniz çantamızın. Şöyle dilerseniz dümdüz bu şekilde de nasıl zevkinize uygun olursa o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık daha örerek büyütelim. Evet çantamı örerek büyütmeye devam ettim. En alt sıradan itibaren sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Tam 24 tane sıramı ördüm. Şu şekilde işaretlerimi koydum. Yaraladıktan sonra şu şekilde tam düzenledikten sonra 10 tane sol tarafta, 10 tane sağ tarafta trabzanımı ayırdım ve bu ortayı e, örmek için e, hazırladım. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. 25 santim diyelim ya da 24 buçuk santim. Şöyle, 24 buçuk santim çantamızın ölçüsü. İpimi bağladım ve ayırmış olduğum yerden itibaren örmeye başlıyorum. Bakınız burada 10 tane trabzanım sağ tarafta. 10 trabzanım da sol tarafta kaldı. Hemen ilk trabzanımı giriyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum sırası ile. Diğer ayracımı taktığım yere kadar ilerliyoruz. Bu zamana kadar bakınız hiç farklı bir şey yapmadık. Sadece dümdüz trabzan olarak ördük. Şimdi burada çantamızın kapak kısmını çalışıyoruz. İşaretimize çok az bir yer kaldı. Hemen orayı da ha, işaretim düştüğü için ben yeniden saymak istiyorum 2 4 6 8 10 Evet ve devam ediyorum kırmızı ayracıma kadar 1 dümdüz örüyorum bakınız Evet, İşaretime tam geldim. Buradan itibaren diğer 10 tane trabzanın olduğu bölüm. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak birinci trabzanıma batıyorum. Bir defa alıyorum. Diğer ikinci trabzanıma batıyorum. Bir defa alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir tane ilmek bu tarafa doğru eksiltmiş oldum. Hem sağdan hem soldan eksilterek örmeye devam edeceğiz. Ortayı bire bir trabzan olarak örelim. Son 3 trabzanda görüşelim. Evet son 3 trabzandayız. Bakınız 3. trabzanımı ördüm. Hemen 1 ve en son trabzanımı yine 2 tek sefer örüyorum ve hepsini bir defa da çekiyorum 1 2 3 3 defa ördüm tığımın başını doluyorum şimdi bakınız hepsini burada toparlamıştık ikinci olacak trabzanımın üzerine gelerek batıyorum şu şekilde ve devam ediyorum diğer yöne doğru Diğer yöne doğru ilerledim. En son trabzanımın üzerine batıyorum. Hepsini toparlamış olduğum yere. Bir sırada eksilme işlemi yaptık. Diğer sırada eksilme işlemimizi yapmadık. Şimdi tekrar e, bu sıramızda eksilme işlemini yapıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Sıradaki trabzanımı tek sefer örüyorum. İkili trabzanımı bekletiyorum tığımda. Bir sonraki trabzanı da yine tek sefer örüyorum. Aynı anda çekiyorum. Ve diğer uca kadar aradaki bütün trabzanlarımızı birer defa örüyorum. Ya yani normal örüyoruz. Herhangi bir işlem çalışmıyoruz. Uca kadar gelelim şöyle. Bakınız birer birer ilerleyelim. İlk sıramızda düz ördük. İkinci sıramızda eksildik. Üçüncü sıramızı düz ördük. Şimdi dördüncü sıramızda tekrar eksilme işlemini yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane örüyorum ve örüyorum. İkinciyi tek sefer ördüm. En son trabzanımı yine tek sefer örüyorum ve üçünü yani üç ilmeğimi aynı anda çekiyorum yani ikisini kesmiş oldum bir iki üç döndürüyorum arka yönü ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bu sıramızı eksiltme yapmadan bitiriyoruz yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle görelim bakınız çantamıza Şöyle kapak vazifesi yaptık. Yanlardan eksildik geldik. Şimdi son sıramızı örelim. Ve ortaya tam bir tane düğme iliği açalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane trabzanım var. 8 trabzan sol tarafa 8 trabzan sağ tarafa öreceğim. Ortadaki bir tane Trabzan'a ise bir zincir çekerek atlayalım ve orada bir tane düğme iliği açmış olalım. Şimdi başlayalım birlikte örmeye 1 bir, 2 3 çeviriyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm sizlerin ilmek kaçsa tam yarıya bölüp bir tane ya da iki tane çantanızın büyüklüğüne göre ilik yeri ayırabiliriz. Bir tane zincirimi çektim ve sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma gelerek örüyorum. Ve diğer 8 tane trabzanımı örerek tamamlıyorum. Bakalım bakınız 2, 4, 6, 7 ve en son trabzanım bakınız örülmemişti. Hemen onu da örüyorum. 8 tane trabzanımı da örerek tamamladım. Ve burada bir tane düğme iliğimizi de oluşturmuş olduk. Evet şimdi en son sıramızda kenar süslemesi yaparak ilerleyelim. Daha fazla büyütmemize gerek yok. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1, İlk zincirimi çektiğim trabzanım, ikinci trabzanım atlıyorum, üçüncü trabzanımın olduğu yere batıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane trabzanımı aynı yere ördüm ve bir, iki, üçüncüye batıyorum. Tekrar. 1 2 atlıyorum. Tam düğme iliğimin olduğu yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde kenarlarımızı dolaşalım. Çantamızın bu ağız kenarına e, süslememizi yaparak kapatalım. 1 2 3.'üye sık iğne ile batıyorum. 1 2 üçüncüye tekrar aynı yere 5 defa trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 Uca batalım. En sondaki trabzanımıza yandan dönüşümüzü yapalım. Hemen tığımın başında oluyorum. İkinci yandaki duran trabzanımın içerisine bakınız. Birincisi buydu. İkincisinin içerisine 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 4'ü tamamlayamadım. Evet ve 5. Hemen yandaki trabzana bir tane sık iğne ile batıyoruz. Bir sonraki trabzanımın içerisine yine 5 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım yapmış olduğumuz işlemimize. İlk başlangıçta bir tane zincir çektik. Üçüncü trabzanın içerisine beş trabzan ördük. Tekrar sık iğnemizi battık. İliğimizin içerisine beş trabzan ve kenarlarını beş trabzan bir sık iğne olarak dolaşıyoruz. Ve bu dolaşmayı tamamen ana gövdede de yapalım. Ve başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet çantamızın hem kapağını hem de kenar süslemelerini tamamen e, örerek bitirdik. Şu şekilde bir tane de düğmemizi ayarlayacağız ve çantamızın gövde kısmı tamamlanmış olacak. Şimdi işaretlerimi e, bıraktığım yere bakalım. Çantamı tam ortaladıktan sonra karşılıklı hem sol tarafı hem sağ tarafı Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane trabzan ayırdım ve bu uçtan diğer uca kadar dilediğiniz uzunlukta çantamıza sap öreceğiz. Sapımızı hemen kısa elde tutmak olarak da ayarlayabiliriz uzunluğunu. Ee, dilerseniz omuza ya çok düşük olarak kullanmayı seven gençlerimiz için biraz daha uzun orta kullanmayı isteyenlere biraz daha kısa hemen demiş olduğumuz gibi elimizde hemen e, gezmeye giderken çanta ayakkabı yani çantamızın içinde terlik ayakkabı olarak taşıyacaksak daha kısa saplı çalışabiliriz. Ee, tamamen zevkimize göre bu sap kısmını çalışalım. Şimdi e, zincirimi çekerek bir tane düğümümü attım. Arkasını çeviriyorum. Şu iki ayracımın arasındaki kalan 5 tane trabzanımı birer birer örmeye başlıyorum. Tepe noktasındaki şu kısma giriyorum bakınız. Sağdan girdim. Alıyorum. 1, 2, 3. Birinci trabzanımı ördüm. Hemen tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı yine tepe noktasından girdim, ana gövdeden değil, tepe noktasından alıyorum. Tekrar. Üçüncüyü, bakınız bir gözden girip diğer gözden çıkıyorum. 3. Diğer. 4. Ve son. 5. 5 tane trabzanımı ördüm yeterli çok kalın istemiyorum tabi bu da zevkinize göre eğer kalın hoşlanıyorsanız birkaç tane daha ayraçlarımızdan sağdan ve solundan ilmeklerimizi eşit alarak dengeleyebiliriz 1 2 3 çeviriyorum hemen ikinci trabzanımı 3 4 5. trabzanımı zincirden çektim, trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 çeviriyorum. Birer birer 5 trabzanımı istediğim uzunluk olana kadar örüyorum. Tamamen zevkinize göre uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Son trabzanımı örüyorum. Evet. Bu şekilde çantamızı dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Bakınız herhangi bir şekilde yandan da belirli olmamaksa yukarıya doğru devam edelim. Evet askımızı e, örerek istediğim ölçü gelene kadar devam ettim. Şimdi yeşil ayracımı koyduktan sonra bakınız yeşil ayracımı işaretlediğim yerden 1, 2, 3, 4, 5 tanesinin üzerine gelerek şu görmüş olduğum çantamın sapını şu şekilde düzelterek eğri olmasını istemiyorum. Yanlış yerleşmesini istemediğimiz için elimizle düzgün şeklini aldırarak birleştirme işlemini yapıyoruz. Hemen ölçtüm ve bakınız yeşilimden sol tarafa doğru devam ediyorum. Hemen trabzanın dibine giriyorum bir tane örerek geçiriyorum. İkinci trabzanın üzerine geçiyorum. Diğer ana gövdeden ikinci trabzanın üzerine geçiyorum ve örüyorum. Üçüncü trabzan üzerine geçiyorum. Diğer ana gövdeden üçüncü trabzan üzerine geçiyorum ve birleştiriyorum. Dördüncü trabzanın üzerine geçtim. Yine geçerek birleştiriyorum ve en son trabzanımın üzerindeyim bir tane zincirle tamamladıktan sonra kesiyorum kuşumuzu yapmak için sihirli halkamı yapıyorum ve zincirimi çekerek başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum halkamı çıkardım 12 tane trabzanımı halkamın içerisine yerleştiriyorum üçüncü trabzanımı örüyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tam 12 tane trabzanımı ördüm buradaki kısa ipimi asılıyorum ve halkamı şu şekilde yuvarlarını kapatıyorum. Elimle şöyle düzelttikten sonra birinci sıramızı ilk 4 zincir çekmiş olduğum yere yani birinci trabzanma geliyorum. Şu şekilde bir tane geçişimizi yapıyoruz. İkinci sıramı örmek için başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve bütün trabzanlarımı iki defa örüyorum. Bir tane bakınız. Iki, iki kere ördüm. Sıradaki trabzanıma batıyorum bir. Hemen bir daha batıyorum 2 Bir sonraki sıramı, sıradaki trabzanımı yine iki defa örüyorum. Bu sıramızı toplamda bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek 24 tane trabzana tamamlıyoruz. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramız için yine ilk zincirimizin üzerine batıp şu şekilde geçişimizi yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine bir trabzan daha örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir çift, bir tek. Bir sonrakini yine çift trabzan olarak örelim. Bak, aynı yere batıyorum. Şimdi tek olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı çift olarak örüyorum. Bir ve iki. Sıradakini tek. Üçüncü sıra kırmamızı bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift, bir tek olarak tamamlayalım. 3 sıra kırmızımı ördükten sonra mavi ipime geçmek istiyorum. Mavi ipi herhangi bir yere batalım. Aynı yere batmamıza gerek yok. 1 battığımı bir sayıyorum. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim ve başlıyorum. 2 tane tek, 1 tane çift ipimi de ardından gizliyorum. Bakınız. 2 tane tek trabzan, 1 tane çift. 1 2 tek bir çift aynı yere batıyorum ve devam ediyorum başını doluyorum 1 iki tane tek ipimizi de ardından götürüyorum diğeri çift iki tek, bir çift olarak bitirelim sıramızı. Bir iki ve şimdi çift trabzanımı örüyorum. Batıyorum. Aynı yere bir daha. Bir iki iki tane tek üçüncü çift. Evet sıramızı baştan itibaren iki tek, çift. iki tek bir çift, iki tek bir çift, iki tek bir çift olarak örüp birleşme noktasına geldiğimiz zaman yani başlangıca birleştirelim ve bir sırada mavimizi tamamlayalım. Mavi ve dördüncü sıramızı tamamladıktan sonra yeşil ipimi tığıma bağladım. Şimdi yeşilimizle örmeye başlayalım. Beşinci sıramızı. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum bir atlıyorum diğer sıradaki trabzanıma geliyorum trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başında doluyorum aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum tığımın başında oluyorum bir atlıyorum sıradaki trabzanıma 2 tane yeşilimi örüyorum aynı yere batıyorum ve örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum sıradaki trabzanı atlıyorum bir sonraki sıraya geliyorum ve iki tane trabzanı aynı yere örüyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlayıp sıradakine iki trabzan örüyorum bir iki bir zincir çekip sıradakini atlıyorum bir sonraki sıraya İki tane trabzanımı örüyorum ve yeşil sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir trabzan'a iki tane, bir zincir çekip bir atlıyoruz. Sıradaki trabzanı iki tane örüyoruz. Bakınız, bir trabzan içine iki trabzan, bir zincir çekiyoruz, bir atlıyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 3 sıra kırmızı, 1 sıra mavi, 4. sıramız, yeşil 5. sıramızda. Şimdi tekrar mavi ve 6. sıramıza başlıyoruz. Şimdi 1 tane zincir çekmiş olduğum herhangi bir yere geliyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir daha örüyorum trabzanımı. 2 tane trabzan, 1 zincir. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edeceğiz. Burada tek farkımız bir zincirlerimizin içerisine iki tane trabzanlarımızı öreceğiz. Bir ve iki. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki bir zincirin olduğu yere geliyorum. Bir ve ikinci trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer bir zincirimin olduğu yere ilerliyorum. Bir ve iki. Tekrar bir zincirimizi çekip diğer bir zincirin olduğu yere gelerek iki tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde iki trabzan bir zincir, iki trabzan bir zincir örerek birleşme noktasında görüşelim. İkinci sıra mavi rengimi tamamladıktan sonra yeni bir rengime başlıyorum. İpimi tığıma bağladım ve örmeye başlayalım. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Nereden arzu ederseniz oradan başlayabilirsiniz. Yeşilimizin tam iki trabzan örmüştük. Tam ortasından batıyorum. Şu şekilde tığımı çıkarıyorum. Ve bir tane sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yeşilimin olduğu yere geliyorum. Bakınız başını dolamıyorum. Tam arasına giriyorum ipimi arkadan alıyorum yukarıya doğru çıkıyorum ve mavimin üzerinde duracak gibi örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar iki tane yeşilimin tam arasına giriyorum çekiyorum ve örüyorum 1 2 3 tekrar yeşilimin tam arasına giriyorum çekiyorum ve 3 zincir 1 2 3 yeşilimin içerisine giriyorum 3 tane zincirimi çekiyorum yeşilin tam arasına geçiyorum çok büzdürmüyoruz yukarıya mavinin üzerine rahat çıkacak gibi ayarlamamızı yapıyoruz 1 2 3 tane zincir tekrar yeşilin arasına giriyorum 3 zincir çekerek başlangıç yerime kadar bu işlemimizi yapıyorum 3 tane zincirimi çektim ve başlangıç noktasına geldim. Başlangıç noktamın olduğu yere gelerek batıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum. Evet, bütün kenarlarımızı şu şekilde görelim. Çok hoş oldu. Şimdi zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Yani sık iğne ile geçtim. Ve başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm aynı yere geliyorum bir tane sık iğne batıyorum aynı yuvaya bir sonraki 3 zincirin olduğu yere geçiyorum bir tane sık iğne ile ve başlıyorum 4 tane trabzanımı örmeye 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm ve aynı yere sık iğnemle batıyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine sık iğne ile giriyorum. 4 tane trabzanımı başlıyorum örmeye. 1 2 3 ve 4 aynı yuvaya batıyorum. Evet. Bütün kenarlarımızı aynı şekilde örerek tamamlayalım bir tane sık iğne ile girip 4 trabzanımızı örüyoruz tekrar aynı yere sık iğne ile tamamlıyoruz hem başlangıçta hem sonda yuva içerisinde birer sık iğne ortada ise 4 tane trabzanımızı öreceğiz Evet trabzanlarımızı örerek geldim 1 2 üç, dört, beş. Beş tane kutucuk kalınca bırakıyorum şimdi önümüzdeki gelen ilk kutuya örmeye başlıyorum. Bakınız direkt trabzan olarak giriyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm. Hemen yandaki kutucuğa giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Diğer tarafa geçmiyorum. Diğer 3 kutuya geçmeden tekrar arka yönü çeviriyorum. Hemen dibine değil bir sonraki bakınız ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Yine ikinci trabzanın üzerine sıradan ilerliyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanım ikinci sıramda da ördüm. Birinci sıramda 5 tane trabzan bir kutucuğun içerisine, diğer kutunun içerisine 5 tane trabzan örmüştüm. Üzerinde ise 10 tane trabzanın sırasıyla ördüm. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen ikinci sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum bir defa alıyorum ve bir sonraki trabzanıma geçiyorum bir aynı anda çekiyorum ve diğer trabzanlarımı birer birer örerek devam ediyorum bir İki. üç dört Bakınız 1, 2, 3 tane trabzanım kaldı. 1 alıyorum. 1 tane çektim. Bekletiyorum tığımda. İkinciyi alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Üçüncü ve son trabzanımı yine tek sefer alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Ve sıradaki hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde örüyorum ve bir sonraki trabzanıma geçiyorum bir defa alıyorum bakınız beklettim İkincisini de beklettim tek seferde üçünü çekiyorum ve aradaki trabzanlarımı ikili trabzanım olarak örüyorum ve bakıyorum 1 2 1 alıyorum diğerini de bir defa alıyorum tek sefer çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ikinci trabzanıma giriyorum diğer trabzanıma tek seferde yine alıyorum kapatıyorum 1 ve yine tek sefer hepsini aynı anda çekiyorum ve bu şekilde baykuşumuzun kulağının bir tanesini oluşturmuş olduk. Diğer kulağımıza da aynı şekilde geçişimizi yaparak örmeye başlayacağız. Şimdi bu kısımdan sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tepe noktasına batıyorum. Bir en sona batıyorum. Bir tek seferde çekiyorum. Evet tek seferde çektikten sonra bir tane zincirimle kapatıyorum. Yan tarafa doğru geliyorum. Yan trabzanımdan bir sık iğne ile iki bakınız iki tane sık iğne sırası ile ikişer sık iğne yaparak yandan aşağıya doğru iniyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yanına bir tane daha ekledim. Toplamda 3 tane sık iğnemi en son trabzanımın içerisine ördükten sonra tığımın başında oluyorum. Aradaki kutucuğumun içerisine 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum. Arada kalan trabzanımıza 4 tane yani kutuya 4 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi tığımın başında oluyorum. 5 tane Önceki kutumuzu 5 tane de ikinci sıradaki kutumuza trabzanlarımızı örelim. Ve burada oluşturduğumuz kulağımızın aynını orada da örelim. 2, 4 ve 5. Evet aynı işlemlerimizi tekrar ederek kulağımızın diğerini de bitirdim ve tepeden aşağıya doğru inerek en son bitirdikten sonra ipimizi kopardım. Evet, bu şekilde baykuşumuzun yüz kısmı ve kulaklarını oluşturduk. Şimdi gözlerini örmeye başlayalım. Gözlerimizi örmek için sihirli halkamızı yapalım. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Ve örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane trabzanımızı örelim şu şekilde halkamızı kapatalım Birinci zincir olarak dört tane çekmiştik. Tepe noktasındaki zincirimize batalım. Sadece geçişimizi yaparak tekrar bir, iki, üç tane zincirimizi çekelim. Üç zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir ve bir tane daha trabzanımı giriyorum. İki ve bir sonraki trabzanıma bir atlamışım atlamadan hemen bakınız şöyle atıyorum 1 ve 2 her trabzanımızın üzerine iki tane trabzanımızı örerek ilerleyelim 14 trabzanımız vardı toplamda 28 tane trabzanımız olacak 1 ve 2 sıramızı başa kadar tamamlayalım Evet en son Başlangıçta 3 tane zincir çekerek örmüştük. Hemen yanındakine batmıştık. Bakınız en son trabzanımızın yanına yine bir tane trabzan örüyorum. Ve başlangıç noktamın üstündeki yere gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimizi koparıyorum. Ve bu şekilde gözümüzün beyazını ördük. Şimdi içine bir tane de siyah halka örelim. Siyah halkayı da yine sihirli halkamızı yaparak başlatalım. Sihirli halkamı başlatıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra parmağımdan çıkarıyorum ve birer birer doldurmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. Yeterli bir şekilde şu ipimi ayarladım. Ve birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve halkamı kapatıyorum. 10 trabzan. Diğerini 14 olarak örmüştüm. Bir tane zincirimizi çekelim. Makasımızı da keselim. Şu şekilde gözümüzü ördük gözlerimi şu şekilde diktim. Daha sonra bu e, kulaklarımızın hemen üzerine yakın bir yere dikeceğiz. Şimdi e, gagamızı örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. zincirin içerisine gelerek tek seferde çekiyorum. Tekrar sıradaki zincirin içerisine giriyorum tek seferde çekiyorum ve takip eden zincirimi de aynı şekilde tek seferde çekerek örüyorum zincirimin içerisine giriyorum ve en son zincirimin içerisine girip tek seferde çekiyorum bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımın üzerine değil bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum sıradaki trabzanımı tek seferde çekiyorum ve en son sıradaki değil tam bitişteki trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzanım atladım tek seferde çekiyorum bir zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak tam ortaya geliyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen aynı yere bir tane daha batıyorum ve bu şekilde gagamızı oluşturuyoruz ve tığımın başını dolamadan elimi tuttum yani bitiş kenarına bir tane sık iğne ile şu şekilde geçişimi yapıyorum bir tane de zincir çekerek gagamızı tamamlamış oluyorum Evet kesmiş olduğum gagamızı da şu şekilde yerleştirip daha sonra dikeceğiz. Şimdi bütün parçalarımızı da tamamladıktan sonra çantamızın üzerine dikmeye başlayalım. Hazırlamış olduğumuz sevimli baykuşumuzun desenini de çalışmasını da bu kısmı dikmiştim. Şöyle bakınız kapağımızın olduğu yere de bir tane Düğmemizi örmek istiyorum. Düğmemizi de aynı gagamızın renginden örelim. Şu şekilde bakınız e, diktiğim ölçü ortalayarak her ikisini dengede tutarak güzelce baykuşumu diktim. Bakın kulaklarının olduğu yere gözlerimizi yerleştirdim. Gagamızı hemen gözümüzün altına ve gagamızın tam e, renginden düğmemizi de örelim. Sihirli halkamızı yaparak başlayalım. Gagamın renginden örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim bir doldurmaya başlıyorum halkamın içerisine zincirimle birlikte 3 oldu 4 5 6 7 8 9 ve 10, 10 tane yeterli. Halkamı şu şekilde kapatıyorum, birleştiriyorum. İlk zincir çekerek oluşturdum. Trabzamı geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra araya giriyorum, başını dolayıp kapatıyorum. Başını dolayarak araya giriyorum, kapatıyorum. Tığımın başına ipi alıyorum tam orta merkez yere giriyorum ve çekiyorum aynı işlemlerimizi sararak devam ediyoruz bakın strabzanın etrafına ilerleyerek gidiyorum başlangıç noktası burası bakınız ilerlemekteyim bir sıra yeterli başlangıç noktamıza kadar aynı işlemimizi yaparak gelelim. Şu noktada tamamlayalım. Başlangıç yerine kadar sararak geldim. İlk başlangıç noktama geliyorum. Arasından geçerek ilmeğimin bir tane zincir çekiyorum ve makasım yardımıyla kesiyorum. Eğer bu ipimizle dikeceksek biraz uzun keselim. Eğer dikmeyeceksek kısa kesebiliriz. Benim iğnemde ipim takılı. O yüzden bu kadar kesmem yeterli. Hemen buradaki ilmeğimi içeri alıyorum. Diktiğim zaman görüntü kötü oluşmasın, dışarı çıkmasın. Evet, bakınız şu şekilde düğmemizi diktik. Ördük şimdi bu noktaya düğmemizi dikeceğiz. Düğmemizi de taktım. Düğmemiz yumuşak olduğu için çok rahatlıkla ilik yerimizden geçmekte. Herhangi bir problem yok. Bakınız aşama aşama ördüğümüz baykuşumuzu, iliğimizi ve çantamızı bu şekilde sizlerle birlikte tamamladık. Çok sevimli, güzel bir çanta oldu. Dilerseniz gezmelere giderken kendimizin kullanacağı bir çanta. Tabi uygun renklerle. Dilerseniz çocuklarımızı sevindirebileceğimiz çok hoş bir çanta çalışması oldu. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.